Selim geri dönsün diye dua ederken kuyudan Samara çıktı galiba. Tekneye girip çıkan birileri var mı diye kontrol etmeye gelmiştim. Kesin öyledir. Hani gerçi ben burada senden başka bir kaçak göremiyorum ama. Pardon ama. Sen niye kaldın burada bütün gece? Deniz havası iyi geldi. Neye? Siyatiklerime. Yani ben geleceği gören ve ona yatırım yapan bir insan olduğum için 90 yıllık ömrümün ilk yarısı için ön hazırlık yaptım diyelim. Gidecek bir yerin yoktu değil mi? Tabii ki vardı. O yüzden burada böyle iki büklüm yattın. İki büklüm yatmadım, gayet geniş. Sen nereden biliyorsun nasıl yattığımı? Bütün gece beni gözetledin değil mi? Ne alakası var ya? Ayrıca ekleyeyim, Şebnem Gürsoy'un her zaman bu hayatta kalacak bir yeri vardır. Şebnem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok şanslı bir insansın. Ama bunun farkında değilsin. Yani ailen, arkadaşların, etrafındaki insanlar hepsi seni çok seviyor. Hepsi senin etrafında pervane oluyorlar. O yüzden ben senin yerinde olsam oturup ciddi ciddi düşünürdüm. Ben bu insanların gönlünü nasıl alırım, beni nasıl affederler diye. Giden özür dilerdim. Şebnem Gülsoy asla özür dilemez diyeceksin, biliyorum. Ama özür dilemek insanı küçültmez. Seni zayıf da göstermez. Bitti mi? Hayır, bittiyse jüri karar için içeriye çekilecek Sayın Yargıç. Ben sana daha ne diyeyim ki Şebnem? Ayrıca
Sen dün gece neredeydin? Onun hesabını ver. O Hülya ile ne yaptın? Ayrıca dün günü beni niye öptün? Hiçbiriniz